Huri Anne'nin çeşmesindeyiz. Ali Beylerin Şerif Ağası'yla Huri Annesi'nin hayratının başındayız. Yıllarca biz bu çeşmeden hep su aldık. Kuyumuzu yaptıktan sonra artık biraz su almayı bıraktık ama çeşme başının manzarasını şu şekilde görmek daha bir başka oluyor tabii ki. Şimdi bir deneme yapacağız. Kameramızla yolculuğumuzu kaydetmeye çalışacağız. Kask kamerası olarak kullanacağım. Bakalım ses konusu nasıl çözülecek? Bakacağız. Kayda girelim. Sesi arka tarafa almıştık. Bakalım arka tarafta ses alırken sonuç nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. İleri bakarken açımızı düzgünce ayarlayalım. Şöyle yaparsak zannediyorum doğru açıyı bulmuş oluruz. Bakalım. Şimdi motorun önündeki bu da bizi biraz rahatsız ediyordu. Onu da şöyle bırakalım. Terse çevirelim bakalım nasıl olacak. Umarım güzel bir çözüm ve görüntü kaydedebiliriz. Evet. Sislerimizi de yaptık. Kaskımızı bağladık. Artık yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, size bu manzarayı gösterebilmek için böyle burada durdum. Bakalım nasıl olacak. Görelim. Hem ben deneme yapmış oluyorum. Hem de bu güzel zamanı atlamak istemiyorum. Şöyle Ediz'in üzerinden bir geçelim. Saatte 60 km hızla gidiyoruz. Ama direkt karşımdan rüzgar geliyor. 50 kilometreyle giderken bir sıkıntı yok. Ama süratlendiğimiz zaman siperliği bir şekilde açmam gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş giderken bakalım ses kaydımız nasıl olacak. Eğer randımanlı bir ses kaydı gerçekleştirebilirsek seyahatlerimizde size giderken de bilgi verme şansına sahip olabilirim. Çözüm arıyorum. En pratik çözümü arıyorum. Profesyonelce bir şey yapmaktan ziyade amatörce sorunu çözmeye yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem hızlı montajını yapıp paylaşıma sokabileyim videoları. Hem de bana seyahatim sırasında fazla zulüm olmasın. Normalde bakın bu yolda benim seyir hızım 90-100 km arasında. Ama şu anda 60 km'yle falan gidiyorum. 60 km'yle gittiğim için rüzgarın biraz daha az etkileyeceğini düşünüyorum ama birazcık hızlandıktan sonra şöyle sol tarafındaki manzarayı da görmenizde fayda var. Her taraf yemyeşil, bahar geldi ve baharın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ben birazcık amelelik yapıyorum ama tarlada, çünkü bahar geldiği zaman gerçekten işler de artıyor. Bahar geldiyse iş çok demektir. Domates, biber yaptık bu sene. Bu seneki sürpriz seyahat öncesinde çok da fazla düşünmüyordum ama domates, biber yaptım.
seyahate gitsem de belki Yasin Yalçın gelip adam gibi sulamaları yapıp domates biberi toplayıp götürebilir. Ama bakacağız bakalım Yasin Yalçın'ın performansını da göreceğiz bu sene. Peki bu karşıdan gelen sert rüzgar benim çekimlerimi nasıl etkileyecek? Şu anda asıl merak ettiğim şey o. Şöyle kalkayım, ayağa gölgem de çok güzel gözüküyor. Özellikle şeye giderken, ürün köye giderken çok daha güzel olacak. Kavşağı yeni yaptılar sayılır. Aşağı yukarı bir sene olmuştur herhalde. Ama maalesef burada şu döner kavşağa girme olayını bir türlü öğrenemedik. Şu yuvarlağın etrafında dönen adama yol vereceksin arkadaş. Kenardan geliyorsan yol vereceksin. Çıkış yaparken de bu rampa hakikaten sıkıntılı. Aşağıdan hızını alamadıysan yarı yolda hakikaten zorlanıyorsun bazı arabalarla. Çok şükür motorumla öyle bir
sinyal verdi herif ama sola dönmedi. Derken olmuyormuş. Evet, mahallemize geldik. Abimiz erken tahmin etti. Ile giderken bağırmama gerek var mı bilmiyorum. Bağıra bağıra mı konuşmalıyım yoksa normal konuşmam yeterli olacak mı bu sesli kaydını almak için? Bakalım göreceğiz. Denemeler devam ediyor. Umarım şuna bir pratik çözüm buluruz da. Ya uğraşmam. Hakikaten sinir bozucu bir şey. Buraya da bak, bu fileciler resmen zapt ettiler. Şuraya bizim arkadaşlar burada mıdır? Bakıyorum. Kimse yok.